O vakit bu aile dağılır gider. Ortalıkta salındım da ne oldu Gülizar? Etraf güllük gülistanlık değil. Ferman'la Sevde gitti. Aile dağıldı. Yalnız Ferman nasıl laf etti öyle? Ha? Ben evlatlık mıyım falan? Vallahi ben şaştım kaldım. Sus sus. Ben de çok şaşırdım. Afet Hanım. Asaf Baba. Bak Afet. Kızdın, öfkelendin. Anlıyorum. Ama uzatma artık. Mahir evlendi. Bunu kabullen artık. Sen kabullenebilirsin. Ama ben ölürüm de o kızı kabullenmem. Bak Afet. Böyle yapmaya devam edersen... Mahir de aynı Mehmet gibi çekip gidecek. Belki Mehmet gibi çekip gitmez. Canını sıkarsam... babaanne sen çık git der. Evi onun üstüne yaptın ya. İyi tatiller efendim. Sağ ol canım ya. Teşekkürler. Ferman. Hı. Burası çok büyük. Hı. Ay vallahi ben çok beğendim ha. Ah Ferman. Ah koş koş. Ferman koş odaya bak. Baksana. Ay burası kral dairesi değil mi? Ha. Ay vah Allah aşkına neler yapmışlar bize ya. Bize değil. Sevde. Balayı çiftin inmiş de iptal etmişler ya aşağıda anlattı adam. Ferman, biz balayı da yapamadıydık. Vallahi hep içimde uhde kaldı ha. Ay oh, oh. Vallahi iyi ki gelmişiz. Ay iyi ki çıktık evden. Ay cenazeydi, töreydi, sılaydı falan derken... ay vallahi şurama kadar geldi. Ben dibe vuruyormuşum ha. Oh, şimdi bak nefes aldığımı hissediyorum. Burası çok iyi oldu. Oh, çok iyi oldu. Aşkım, Ferman. Hı. Bak 20 sene sonra balayı yapıyoruz ha. Belki bir bebek de tuttururuz ha. Ne diyorsun? Ne balayı, ne bebeği Sevde. Allah'ını seversen abuk subuk konuşma. Benim çocuğum olmuyor zaten. Ya olmuyor değil. O zaman doktor çok düşük bir ihtimal dediydi. %2. Ona da biraz düşük denmiyor. Ay aman, vallahi belli mi olur? Vallahi ben... şans bizden yana gibi hissediyorum ha. Ne şansı Sevde? Koskoca köşkten çıkmışız, otel odasına düşmüşüz. Benim geleceğimi sis perdesi kaplamış. Meçhule doğru yürüyorum, sen bana şans diyorsun. Bu gel, mu şans? Gel aşkım, gel. Bak çok güzel burası. Oh, vallahi rahatladım ha. Saati geldi. Nerede bu millet? Mahir Bey'im dışarıda yiyecekmiş. Dışarıda mı yiyecekmiş? Süreyya Hanım'a öyle demiş. İşi varmış. Afet Hanım? Afet Hanım sofraya inmem diyor beyim. Allah Allah. Niye sofraya gelmeyecekmiş? Vallahi beyim ben o kızın oturduğu sofraya oturmam diyor. O bizim yemeğimizi yemeye, suyumuzu içmeye utanmıyor. Ben onun oturduğu sofraya oturmaktan ar ederim dedi. Gel kızım. Geç şöyle. Sofra hazır. Yok ben aç değilim. Size afiyet olsun. Can Feza. Duyduklarına kulak asma kızım. Yemeği hep birlikte yiyeceğiz. Yok ben gerçekten aç değilim. Süreyya Hanım'a bakmaya gelmiştim. Yokmuş burada. Afiyet olsun.
Tamam Peri kızım, tabii ki gel. Gel. Gel bir tane. Süreyya Hanım ya şey, Mahir hala gelmedi de ben sizin telefonunuzu ama arayabilir miyim be? Tabii ki. Tabii ki arayabilirsin. Ama şey, ben az önce konuştum kendisiyle. Ölüm ne zaman gelecekmiş? Dedi ki geç geleceğim, beni merak etmeyin, dışarıdayım dedi. Ay. Şey yapalım mı? Bak ben de böyle bir üstümü değiştirdim kendimi iyi hissetmek için. Yukarı yemeğe çıkalım mı seninle beraber? Ondan sonra çay içeriz, biraz sohbet ederiz. Sen ne dersin? Süreyya Hanım, ben birkaç saatine sizin telefonunuzu alabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki alabilirsin. Yemeğe çıkacak mısın peki? Siz çıkın yemeğe. Ben geri getireceğim telefonunuzu, tamam mı? Tamam. Tamam canım. Tamam. Kardeşim benim, harbiden evlendiniz ya siz şimdi. Bayağı sonunda evlendiniz yani ha. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Sen o gün o evden öyle çıktın ya. Ben dedim ki bir daha asla bir araya gelmezdim. Ama geldiniz. Oğlum hayırdır ya? Ya ben senden daha mutlu görünüyorum yani. Ne oldu kardeşim, senin bir sıkıntın mı var? Yok bir şey be. Yok bir şey mi? Yok mu bir şey Mahir sence de? Oğlum evlenmiş gibi değil de cenazeden çıkmış gibisin yani. Biraz öyle aslında. Nasıl biraz öyle? Mahir, güzel kardeşim. Ne oldu, bana bir doğru düzgün anlatır mısın? Hı? Bu Can Feza'yı almaya gittiğimiz gece vardı ya. Hı. O gece öyle bir şey yaptı ki bana. Harbiden o gece o evde ne oldu? Yani sen söylemedin, hani ben de üstelemedim de. Can Feza benimle gelmedi abi. Oldu mu? Evliliği bozuyorum dedi bana. Beni 12 atı bıraktı gibi ortada bıraktı yine. Oğlum belki bir sebebi vardır ya. Var tabii ki elbet bir sebebi. Bu nenesiyle mi ne tehdit etmiş onu Selim? İşte nikah günü de benim canımla tehdit etmiş falan, bir ton bir şeyler anlattı, bilmiyorum. Yani sen inanmıyor musun ya? İnanıyorum. E ne o zaman oğlum, yani kız seni korumaya çalışmış işte. Ben ne olursa olsun beni bu, benden bu kadar kolay vazgeçmesini hazmedemiyorum. Tamam mı? Kim ne derse desin. Önemli bir şey bu. Ben bütün bu yaşadıklarımızın, bütün bu olanların içinde Can Feza'nın bana olan sevgisini inanmıyorum abi. Tamam mı? Can Feza'ya inanmıyorum ben. Oldu mu? Oğlum saçmalama ya. O kız seni çok seviyor. Ben gözlerinde gördüm yani, seviyor seni. Bir sevmiyor, kafasında kırıklıkta oluşturduğu kurtarıcıyı seviyor. Onun başı beladaydı, tamam mı? Onun bir kurtarıcı ihtiyacı vardı Salih. Başı beladaydı, o arada ben vardım orada, ben denk geldim. O yüzden beni aldı, kafasında bir yere koydu, tamam mı? Kendinin bile farkında olmadı. Benim sevdiğim kadar sevmiyor beni. Ben bunu gördüm. Eminim bundan. Her an vazgeçebilir benden, ben onu gördüm. Ya oğlum madem böyle düşünüyorsun, niye evlendin o zaman? Hı. Ne yapsaydım? O Selim Mayan'ın eline mi bıraksaydım onu, ha? Ben söz verdim oğlum o kıza. Her şeyden önce kendime söz verdim. Ya Mahir Allah aşkına, bir insan sırf bu yüzden evlenir mi? Sen o kızı seviyorsun kardeşim. Seviyorsun yani. Ya birkaç gün önce sevgimden canım verecek haldeydim. Tabii ki seviyorum. Yani. Ama inanmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Benim içimde bir şey gitti Salih. Bir şey koptu böyle, içimden tık etti abi. Ama oğlum yani araya biraz zaman girince çözülmeyecek şey yoktur ya. Toparlanır. Ha? Benim öfkem de sevgim kadar büyük Salih. Tamam mı? Şu kafaya bir şey takmaya göreyim. Orada kalıyor. Bitti, kaldı. Ben de inancımı kaybettim. Yok, affedemiyorum. İstemezdim, böyle biri olmak istemezdim ama böyleyim. Ne yapayım? Neyse hadi. Bana bak, bu anlattıklarımı Sare'ye de Raşit amca falan söylemek yok. Oğlum yok, ben... Çok ciddiyim. Tamam mı? Oğlum ben nerede göreceğim Sare'yi de söyleyeceğim ya? Bir de bilmiyor musun beni, benden laf çıkar mı ya? Haydi.